Herkese merhaba, Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Penyip'ten hazırladığımız örgü sunum tepsi yapımını tarif edeceğiz. Kullanacağımız malzemelerimiz 1 adet spagetti yarnın penyipi, 30 cm çapında ahşap plakamız, 2 adet de kulpumuz olacak. Kullanacağımız tığ numaramız 5 milim olacak. Burada ahşap plakamızın ters kısmı bize bakacak şekilde başlıyoruz. Burada plakamızın deliklerine batarak ipimizi tığımızın ucuna alarak bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Birazcık da kısa ip bırakarak bu noktada bu ipi sağlamlaştırmış olacağız. Bu kadar ip bırakmak yeterli. Çıkardığımız ilmekten sonra tığımızın başına ipimizi doluyoruz ve burada bir zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. Sonrasında sıradaki gelen boşluğa batarak İpimizi tığımızın ucuna alarak bu boşluktan ilmeğimizi çıkartıyoruz. Tığımızın başına dolayarak iki ilmeğimiz var. Doladığımız ipi iki ilmeğin içerisinden geçirerek sık iğne örüyoruz. Tekrar sıradaki gelen boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğne örüyoruz. Bu şekilde her bir ilmeğe bir kez batarak sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde sık iğnelerimizi örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar geldikten sonra ilk başladığımız noktaya tekrar batıyoruz. Bu noktadan da ilmek çıkararak son sık iğnemizi örüyoruz. Buradaki son sık iğneyi de ördükten sonra ilmeğimizi hafif esneterek tığ numaramızı değiştiriyoruz. 6 milim tığ kullanıyoruz. Şimdi bu noktada son sık iğneyi de ördükten sonra bir sonraki sık iğnenin tam orta kısmına batarak arka kısmında da bu şekilde çıkacak. Bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Tekrar sık iğne örüyoruz. Bu bizim ikinci sıra başlangıcımız. Şimdi artık her bir sık iğnenin tam orta kısmına batarak ilmek çıkarıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Sık iğnenin tam orta kısmına batıyoruz. Arkadan da bu şekilde çıkması gerekiyor. Buradan ilmek alarak sık iğne örüyoruz. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. İkinci sıramızın sonuna geldik. Buradaki son ördüğümüz sık iğnenin tam, yani zincir yaptığımız üzerine sık iğne ördüğümüz noktanın tam ortasına batıyoruz. Buradan ilmek çıkarıyoruz. Bu kez bekletiyoruz. İlk ördüğümüz sık iğnenin arka tek kanadına batıyoruz. İlk ördüğümüz, ikinci sırada ilk ördüğümüz sık iğnenin arka tek kanadına batarak bu noktadan ilmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmekten kaydırarak geçiriyoruz ve sıra birleştirmesini bu şekilde yapıyoruz. Tekrar ilmeğimizi hafif esneterek arka tek kanadına battığımız sık iğnenin bu kez tam orta kısmına batıyoruz. Bu şekilde ilmek çıkararak tekrar sık iğne örüyoruz. Yani yeni 3. sıramıza başlamış oluyoruz. Sıra birleştirmemizi bu şekilde yaptıktan sonra devam ediyoruz. Her bir sık iğnenin tam orta kısmına batarak başak modeli vererek sık iğnelerimizi örmeye. Şimdi buradaki sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar son sık iğneyi tam orta kısmına batarak arka tek kanadını alarak, yani bu sırada yapmış olduğumuz birleştirme işlemini artık her sırada devam ettirerek sıra bitişimizi bu şekilde yaparak şimdi yeteri kadar yükselteceğiz. Yükselttikten sonra bir sonraki, yani ağız kapama işlemine geçeceğiz. Üçüncü sıramızın sonuna geldik. Buradaki batacağımız son sık iğne noktası. Bunu tam orta kısmına batıyoruz. İlmek çıkardık. İlmeğimizi bekletiyoruz. Üçüncü sırada ilk ördüğümüz sık iğnenin arka tek kanadına batarak bu noktadan ilmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmeğin içerisinden geçirerek sıra bitişimizi bu şekilde yapıyoruz. Sonra hafif ilmeği esneterek arka tek kanadına battığımız sık iğnenin tam orta kısmına batarak yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Her bir sık iğnenin ortasına bir kez batarak sık iğne örerek sıraları bu şekilde tamamlıyoruz. Toplamda 4 sıra örerek tamamladık ve burada hemen ölçüyü de sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 cm ördüğümüz noktanın ölçüsü. Şimdi burada artık kenar kapatma kısmını yapacağız. Batacağımız son nokta, son sık iğnenin de orta kısmına batıyoruz. İlmek çıkarıp bu noktada direkt sık iğne örüyoruz birleştirmeden. Sonrasında
Bir diğer sırada ilk ördüğümüz sık iğnenin tepesine direkt batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. İlk ördüğümüz sık iğnenin tepesine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu şekilde her bir sık iğnenin tepesine batarak mevcut ilmeğimizden kaydırarak bu ağız kısmını kapatmış oluyoruz. Bu şekilde iz sürme yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızı tamamladık. Buradaki son sık iğnemizi de ördük. Şimdi şu noktada batacağımız son nokta. Bu noktaya da batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırmayı yaptıktan sonra ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden çıkartıyoruz. Bu ipi son battığımız noktadan içeri doğru alıyoruz. Bu ipi içeri aldıktan sonra uygun boşluklardan geçirerek ipimizi gizliyoruz. Fazla artan ipi de keserek çıkartıyoruz. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi artık kulplarımızı dikerek örgümüzü tamamlayacağız. Burada kulpumuzu dikmek için misnalı bir ip kullanıyoruz. Sihirli ip olarak da geçiyor. Bu şekilde iğne yardımıyla kulpumuzu dikiyoruz. Örgü tepsimizi de bu şekilde tamamladık. Bu tepsi için bir adet ip yeterli oluyor. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.